O yüzden bugün geldiğimiz noktada İyi Parti'nin efendim Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde karşı karşıya bırakıldığı oldu bittinin bize dayatılan ve bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının bir şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İyi Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey sadece İyi Parti'nin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye kudret dilediğim şeylerdir. Yani ben bugün İyi Parti'ye kem söz etmem. Arkadaşlarımdır. Mücadele ettik beraber omuz omuza. Haklarını ihlal etmem. Ama onlara kudret dilerim. Onlara dilediğim kudret şudur. Beraber oldukları zeminde kırmızı çizgileri ihlal edilirse, kırmızı çizgilerinin ihlaline mukabele edecek kadar kuvvet dilerim onlara. Kırmızı çizgiler ihlal edilince, ki vardır kırmızı çizgileri elhak, bu kırmızı çizgileri ihlal edecek olanların tamamının başına o hesapları geçirecek kadar kuvvet dilerim. Dolayısıyla bu hassasiyetlerimle ayrılacağım. Hem siyaset belki bize şöyle bir imkanı daha bahşetsin. Efendim kem söz ederek, hakka hukuka halel getirecek kötü sözler söyleyerek, kırarak dökerek değil, zarafetle, nezaketle, terbiyeyle veda ederek siyasi mücadelemize yine devam edeceğiz. Ben bugüne kadar bu mücadele içerisinde siyasetin her zaman cilvesi diye sayabileceğiniz şeylerle karşılaştım. Makamlar, mevkiler, hizmet imkanlarıdır. Onlar sunulur, görev değişiklikleri olur. Bu görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 sefer görev değişikliğine uğradım, maruz kaldım. Görev değişikliğiyle karşı karşıya kaldım. Bunların bazılarını basından öğrendim. Bazı görev değişikliklerimin haberini basından öğrendim. Allah şahit, Sayın Genel Başkan'ın da çok sevdiği insanlar da şahittir. Dedim ki efendim bir gün böyle Genel Başkan'ın da bilebileceği bir hadise olursa o hadiseyi basından öğrenmemesini çok hassasiyetle takip edeceğim dedim. Kendi kendime de söz verdim. Yani ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim birkaç sefer, yani 4 sefer görev değişikliğim oldu. Bunların ikisini basından öğrendim. Basından öğrenmenin şöyle bir tarafı oluyor. Kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Yani yol arkadaşı olduğunuz insanlarla çok rahat konuşabileceğiniz şeylerdir bunlar. O zaman da Allah şahit kavlimdir ki yarın benim başıma böyle bir şey gelmez geldi. Benim başıma gelenleri gibi kendini değersiz hissetmesin istedim arkadaşlarım. Genel Başkan'dan pazartesi günü randevu istedim. Dedim ki efendim ya bir 5-10 dakikanızı bana istirham ediyorum ayırabilirseniz bir gelip bir şey arz etmek istiyorum. Detay vermedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Sebebi şu. Gideceğiz. Nihayetinde bir yol beraberliğimiz oldu. Bize kıymetli imkanlar, kıymetli vazifeler tevcih edildi. Bize tevcih edilen bu görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililerime yük olmadığımı düşünüyorum. Yani ben bana verilen, millet hizmeti görün diye teslim edilen hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Onların vakarına halel getirmedim. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü haline de gelmedim. Elimden geldiği kadar yapabildiğim her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. Olan biten her iyilik milletime aittir. Olamayan her noksanlık da şahsıma ve nefsime aittir. Onu da üstüme alıyorum. Yani ne kabahat kusur varsa nefsime alıyorum. Burada hususiyetle belirtmeyi vazifem biliyorum yine. İyi Parti hakarete uğramış, iftiraya ithama uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne tarz ifade ithamlarla, iftiralarla karşılaşılırı bizzat genel başkanından neferlerine kadar her kesimin çok canından aziz bildiği, hanesinde, evinde, ya sokakta, çarşıda, hayatının geçmişinden bugüne getirdiği itibar alanın her şubesinde hissetmiş insanların partisidir. Yani genel başkan dahil, sen genel başkan dahil, bütün partimiz ithamın, iftiranın her türlüsüyle karşılaştı. Bu şöyle bir ahlak yüklüyor omuzlara. Kendisi ayrılma iradesini gösterdiği andan itibaren iftiraya maruz kalanlar, kendisiyle ayrılma iradesi gösteren arkadaşlarına iftira ve itibar suikastı yapmazlar. İftira atmazlar, atmamalıdırlar. Bu onların namus borcudur. Ben kem söz etmem, hukuk var. Ekmeğin tuzun hakkı hukuku var. Beraber mücadele ettik. Bu mücadele içerisinde parti rahatsızlığından ziyade partinin içine düşürüldüğü durumdan, partinin seçeneksizliğinden doğan zafiyetten ve bunlara mecbur bizi mecbur bırakan
bu alternatifsizlikten muzdaribim. Türk milleti 40 katır 40 satır arasına sıkıştırılamayacak kadar mühim meseleleri olan bir millettir. Bu meseleler siyasi münakaşalar arasında kim kazanacak şehvetine de kurban verilemeyecek meselelerdir.